yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. St. Mary's Church. Evet, burası bir kilise. Şimdi şuradaki kuleye çıkacağız. Buradaki kuleye çıktığımızda denildiğine göre burası Cambridge'in en güzel manzaralı yeriymiş. Şu an kilisenin içindeyiz ve şuradaki adam bana bakıyor gibi. Lily! 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 Look at this guy. 1, 2, 3, 4. Say hi. Hello. It's Julia. And say hi, Lily. Hi. But you should get very tired. Yeah. Oldukça dar bir yer burası. Tek kişi geçebiliyor tek seferde. Tepeye çıkmak için şu an buradan geçiyoruz. Şimdi en tepeye ulaştık. Cambridge'in her yerini görebiliyorsunuz buradan ve size göstermek istiyorum. Burası haftanın her günü olan pazar alanı. Şehrin hemen hemen merkezdeki yerlerinin tamamını görebiliyorsunuz. Bu tarafta ne var derseniz, bu tarafta şurada gördüğünüz King's College var. Bunu birazdan daha detaylı göstereceğim. Bu tarafta King's College var. Bu tarafta yine King's College var. Şu tarafa gidelim. Gerçekten binalar inanılmaz derecede eski ama çok güzel. Adı Chelsea Bun ve en iyi burada yapıldığı söyleniyor. Şimdi ben bir tane denemek için aldım. Bu arada fiyatı 2 poundmuş. Evet, bu şekilde görünüyor. Türk tatlılarına benziyor aslında. Bence abartıldığı kadar güzel bir şey değil. Burada gördüğümüz de aslında şehir merkezinin küçük bir planı. Burada gördüğünüz yerler nehir. Biz şu an buradayız. Bu gördüğünüz yer az önce çıktığımız kilise. Şu an yine bir üniversitenin önündeyiz. Burada gördüğünüz ağaç Newton'un yer çekimini keşfettiği ağaç aslında. Evet, şu anda Grantchester Parkı'na ya da Grantchester'a gitmek için şu anda River Cam'in yanından yürüyoruz. Bu bir yine okul aktivitesi her zamanki gibi. Cam Nehri olduğu için ve onlar da Cam Nehri üzerine birçok köprü inşa ettiği için Cambridge demişler adına. Yani en azından bizim öğretmenimiz bize böyle anlattı. Bu benim 3. haftam. Geriye bir haftam kaldı. Bu hafta Londra'ya gideceğim hafta sonu. Yani en azından öyle yapmayı planlıyorum. Çünkü geldiğimden beri doğru düzgün pek bir yer gezemedim. İlk haftalar zaten biraz öğrenmeye çalışarak geçti. 2. hafta arkadaşlarımla işte orada burada geçti. 3. haftada işte bir yerlere gidip bir yerleri görmeye çalışarak geçiyor şu an. Gelecek haftada büyük ihtimal toparlanmayla geçecek ama geçen hafta sonu hastaydım. Bu yüzden hiçbir yere gidemedim. Normalde çok güzel hafta sonu planlarım vardı. Ama gerçekten çok hastaydım ve 2 gün boyunca yerimden kalkamadım. Grantchester'da çay bahçesi, çay evi dediğim yere geldik ve burada herkesin önerdiği şey bu. Bunun adı da scones. Tereyağı, krema ve reçeli. Bunun içinde koyuyorsunuz, yiyorsunuz. Yani buranın klasik yiyeceği gibiymiş. Herkesin önerdiği yiyecek. Bu da klasik İngiliz çayı. Süt ve çayı karıştırıyorlar. Bizden bayağı farklı aslında. Evet, gitmeden önce size etrafı göstermek istedim. Burası dediğim çay bahçesi gibi bir yer. Çay bahçesiyle ilgili ne söyleyebilirim? Buranın çok tarihi olduğunu söylüyorlar ama arılar her yerde. O yüzden bir an önce buradan gitmek istiyorum. Arılardan gerçekten çok korkuyorum. Şimdi Cambridge City Center'da, yani şehrin merkezindeyim. Zaten bizim okulumuz merkeze çok yakın olduğu için 10 dakikalık yürüme mesafesiyle direkt yani merkeze ulaşabiliyoruz. Ve burada olan şeyleri göstereceğim size. Ben buraya alışveriş yapmaya geldim ama alışveriş pazar alışverişi bir nevi. Şimdi size pazarı göstereceğim. Pazar dediğim yer burası.
burası. Tabii ki sadece meyve sebze satılmıyor. Yiyecek, kıyafet, plak, kitap, her şey satılıyor. Yani mağazalara göre çok daha ucuz buradaki ürünler. Mesela magnet, buzdolabı magneti alacaksınız. Dışarıda tanesi 3 poundken burada 3 tanesi 5 pound. Bu pazar haftanın 5 günü hatta 6 günü burada saat 4'e 5'e kadar açık. Pazarı 3. gelişim. Ne zaman gelsem okul çıkışında kapanıyor burası. O yüzden hiç yetişemiyorum. İki şeye bakıp çıkmak zorunda kalıyorum. Şimdi ben alışverişimi bitireceğim. Sonra videoya devam edeceğiz. What is this? Botany Garden. Botany Garden. Botany Garden. We need to start the video. Like, this is Cambridge Botanical Garden. Okay. Burası Cambridge Botanic. Just wait a minute. Okay, wait a minute. Wait a minute. Burası Cambridge Botanic bahçesi. Burayı gezeceğiz. Bir saatten fazla zamanımız var. Ne göreceğimize dair bir fikrim yok. Şöyle bir haritamız var. Evet, Daniel bize yol gösterecek. Daniel bugünkü tur Daniel. Rehberimiz. Daniel. Okay. It's enough. That's all? It's a photo. This way. Just don't! No, Daniel! 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 Yeah, where we go next? I don't know where he is. This is a big map. Şimdi Londra'ya gitmek için tren istasyonuna geldim. Tren istasyonundan direkt giden bir trenle Londra'da bir istasyonda ineceğim. Şimdi YouTube Space Land'ına geldim. Geçen gün geldiğimde burası kapalıydı. O yüzden girememiştim. Ama bugün açıklardı ve stüdyo kullanımı hariç kafeterya ve ortak alanları kullanabileceğim şekilde içeri girmeme izin verdiler. Yani 10.000 abonenin üstündeyseniz ve bazı gereklilikleri yerine getirdiyseniz buraya girebiliyorsunuz. Tabii ki önceden randevu tarzında şeyler yapmanız gerek internet üzerinden. Her neyse sonuç itibariyle şu anda buraya geldim ve gerçekten Londra'da en sevdiğim yer burası olabilir. Birazdan size etrafı göstereceğim. Bana böyle bir giriş kartı verdiler. Bununla giriş çıkış yapabileceğimi söylediler. Ben dediğim gibi burada biraz daha vakit geçireceğim. Kafe bölümünde özellikle daha fazla zaman geçireceğim. Daha sonrasında Londra'yı gezmem gerek. Artık bir London Eye olsun, Big Ben olsun, Buckingham Palace olsun. Biraz görmek istiyorum. Daha sonrasında belki buraya tekrar dönerim. Girişte gördüğünüz gibi YouTube Space logosu. Bu tarafa doğru ilerledikçe burası ortak alan, kafeterya dedikleri yer. Buradan istediğiniz şekilde kahve alabiliyorsunuz, atıştırmalık alabiliyorsunuz. Tamamen ücretsiz. Yani YouTuber olmanın en güzel yanı bu olsa gerek. Buradan müzik seçebiliyorsunuz. Ve burada da Space Live Lunch yazmışlar ama sanırım PlayStation oynayabiliyorsunuz. Hangi oyunlar var? FIFA. Wow. Fakat size biraz daha diğer tarafları göstermek istiyorum. Burada dolaplar var kullanabileceğiniz. Burada gitarlar var kullanabileceğiniz ama belli şeyleri yerine getirmeniz gerek. Çok eğlenceli bir yer aslında. Aşağı indiğinizde diğer stüdyoları da görebilirsiniz ama şu an hepsi kapalı. Dediğim gibi önceden randevu almanız lazım.
Aa, ben de buraya bir şey yazmak istiyorum. Nasıl yazabilirim bilmiyorum. Evet, burada farklı bir stüdyo var anladığım kadarıyla. Bu tarafta da stüdyolar var. Şimdi size onları da göstereceğim. Ve bu kadar aslında. Aslında bayağı güzel. Küçük olmasına rağmen. Bir stüdyo bu şekilde görünüyor. Kapısı kapalı maalesef. Ancak bu kadar gösterebiliyorum. Diğer stüdyo da bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum. Burada biraz daha zaman geçirip sonra gitmem gerek. Çünkü çok az vaktim var. Bu kadar güzel özellikleri olduğunu bilmiyordum burası. Aslında çok kullanışlı bir yer. Yani kameraları, stüdyoları kullanabiliyorsunuz. Editlerinizi burada yapabiliyorsunuz. Kafe gibi kullanabiliyorsunuz. YouTuberlarla tanışabiliyorsunuz. O yüzden son derece güzel bir yer. Keşke buraya daha önceden gelmiş olsaydım. Çünkü çok uzun zamandır. Bu benim 4. haftam İngiltere'de. Ama Cambridge'de olduğum için Londra'ya gidip gelmem zor oluyor. Ama keşke birkaç hafta önce gelip burayı en azından ziyaret etseymişim. Burada vakit geçirseymişim. Çünkü gerçekten çok eğlenceli burada vakit geçirmek. Yeni YouTuber'larla tanışmak. En azından PlayStation oynayabilirdim. Kahve içebilirdim. Şu an daha fazla burada kalmak istiyorum. Zaten burada kalmak istiyordum. Süreyi uzatmak istiyordum. Şimdi daha çok istiyorum.